Arkadaşlar herkese kolay gelsin. Saat 3.30 civarı. Biraz dolar tarafı toparlanmaya başlıyor. Özellikle biliyorsunuz devamlı hep şunu söylüyorum. Şu 5.63.50'nin üzerinde e, dolar TL'de bir yukarı doğru 5-70'lere doğru bir sertleşme gelecek. Bugün yavaş yavaş bir 15 dakikalıklarda toparlanıyor zaten. Şimdi bakacağız. Yurt dışlarında da birazcık özellikle dolar endeksleri Güney Afrika randına karşı biliyorsunuz burada 13.80'lerden başlayan bir rally vardı ve orada yaklaşık 4-5 gündür bu rally'nin bir filamasını yapıyor. Burada bu 15 15.46'ları eğer yukarı doğru geçebilirse randda dolar. E, dolarda bir atak daha görebiliriz. Zaten bu e, dolar ruble tarafında bu atak bugün devam etti. Son 3 gündür bu hareket dolar tarafında kuvvetlenmeye devam ediyor. Bu Türkiye tarafına da biraz yansıdı. Şimdi e, burada artık özellikle şu 5.54 bölgeleri önemli bir destek oldu. Bunun da altında biliyorsunuz 5.51.50 artık önemli bir destek demiştik. Buralarda alıcı bulacak. Ama esas dolar TL'nin yukarı doğru ivmelenmesi 5.63.50'nin kırılmasıyla beraber yani şuradaki şu e, ters omuz baş omuz hareketinin 63 63.50'nin üzerinde sonlanmasıyla işte 80'lere doğru bir hareket olabilir diyoruz. Şimdi tabii yurt içinden kaynaklı çok yükselmiyor dolar. Yani yurt içinde herhangi bir konjöktür yok. Zaten çok fazla hükümet tarafı da istemiyor yükselmesini. Her ne kadar bu DTH'lar nasıl çözülecekse bu dolar mevduatı insanlar hani 5.50'den bozmayacaklarına göre orası da bir ayrı bir hikaye zaten. Ama 15 dakikalıklarda Baktığınız zaman şöyle bir kısa vadeli forex platformlarında iş yapan dostlarımız için sabah verdiğimiz şu 560-60-560-70 aralığı hala önemli bir direnç olmaya devam ediyor. Şurada kısa vadede 563'ten gelen bir düşüş trendi var 15 dakika o da 561-60'larla falan denk geliyor. Hani bugün içinde hani buralara doğru bir test edebilir ama 563-50'nin üstünde işte o zaman günlüklerde farklı bir konuma geçebilir dolar tl. Yani yani bir 5.70-5.71 bandı kısa vadede açılabilir. Tabi burada e, yurt dışındaki doların da kuvvetlenmeye devam etmesi lazım. E, Amerikan 10 yıllıklarına baktığınız zaman Amerikan 10 yıllıkları da artık bir buçuğun altında e, yavaş yavaş bir toparlanmaya çalışıyor. E, altın tarafı biraz biraz bir gevşemeye başladı. Yani dolar tarafı e, en azından 5.54'lerin altına gelmediği sürece e, diriliğini koruyacaktır. Yeni seans içi bir destek noktası. 5.56 bölgesini çıkardı artık ve bugün e, öğleden sonra 5.60-70 seviyesi önemli bir direnç. Burayı kırarsa 561 60'lar ilk takılabileceği yerler gün içi FX oyuncuları için e, bir de e, şurada işte 5.62-25'ler var kısa vadeli ama tekrar söylüyorum o Orta vadeli pozisyonda bekleyen dostlarımız için 5.63'ün üzerinde kapanışlarda işte o zaman dolar tl bir 5.71 hareketi başlayabilir. Şimdilik durum böyle arkadaşlar. Görüşmek üzere.